Merhaba arkadaşlar. Bu akşamki dersimizde bir hediye sürpriz var. Bu benim sınavımda çıkmıştı. Ben konuyu 30 ya da 40 saniye kadar anlattım. Anlattıktan sonra pürifer dedi ki ne hediyesi verdi dedi. Daha doğrusu önce şunu sordu, özür diliyorum. Kim kime hediye veriyor dedi. Şu resme baktığınız zaman da zaten anlıyorsunuz. İşte kadın erkeğe hediye veriyor dedim. Ne hediyesi veriyor dedi. Benim resmimde bir armband ua vardı. O armband uayı gözüküyordu. Yani kutunun içi gözüküyordu. Peki dedi, eşiniz size böyle bir saat şey böyle bir hediye verdi mi dedi. Ondan sonra böyle bir hediye almaktan hoşlanır mısınız dedi. Tamam arkadaşlar, tam bu yani ben 30-40 saniye anlattım. 30-40 saniye içerisinde de Pürifer bana 4 tane soru sordu. Yani terliyorsunuz, işte cevap verebilecek miyim, veremeyecek miyim? Ama veriyorsunuz. Yani buradaki dersleri yapan her arkadaş rahatlıkla o sınavda da aynısını rahat rahat anlatabiliyor arkadaşlar. Şimdi bu bağlamda önce bu resmi yapmadan önce ben birkaç tane bir foreshadowing almak istiyorum. Yapmak isteyen varsa. Foreshadowing çünkü 1-1,5 dakika sürüyor. Kendinizi anlatıyorsunuz. Adınızı, mesleğinizi, işte ailenizi, hobileriniz var. Hobili yazmıyor kağıtta ama hobiniz varsa diyor. Bunları anlatabilecek olan var mı? Betül Hocam siz misiniz o talihli? Pardon hocam, buyurun. Foreshadowing mi yapacaktınız? Sanki hoparlör açtığınız gibi geldi de. Yok, ben yeni katıldım da ilk katıldığım anda Tamam. açıktı, hemen kapadım sonra. Tamam. Yapmak isteyen var mı arkadaşlar bir foreshadowing? Tevfik hocam, ben deneyebilirim. Tamam hocam, buyurun. My name is Esma Daş'tan, komme aus Kütahya. Wo ich der Zeit nicht arbeite. Ich bin 24 Jahre alt und in Kütahya geboren. Normalerweise wohne ich in Frankenthal, aber jetzt bin ich in Kütahya, weil mein Visum abgelaufen ist. Frankenthal ist eine kleine Stadt, aber ich liebe es dort. Als Familienstand bin ich verheiratet, aber habe keine Kinder. Mein Mann heißt Abdülkadir. Er ist Medizinstudent in der Gülhane Militär Medizin Akademie. Wir leben in Frankenthal. In meiner Heimat habe ich als Krankenschwester für Neubeborene-Intensivpfleger in der Kütahya Evliya Çelebi Krankenhaus gearbeitet. Ich arbeite noch nicht, weil ich noch Deutsch lerne. Ich möchte in Deutschland leben, deshalb lerne ich Deutsch. Wenn ich gut Deutsch sprechen kann, kann ich als Krankenschwester in Deutschland arbeiten. Meine Hobbys sind Tischtennis spielen, Reisen und Film schauen. Als Muttersprache spreche ich Türkisch und ein bisschen Englisch und ein bisschen Deutsch. Ich möchte in Deutschland meine Deutschkenntnisse verbessern und arbeiten. Sehr schön. Thank Vielen you. Dank. Hemen bir arkadaşı daha alabilir miyiz? Hadi birisi daha çıksın arkadaşlar. Hocam, ben daha dün yeni hazırladım da eşimle beraber biraz okuyacağım, yani biraz ezbere biraz okuyacağım. Tamam hocam, deneyin. Buyurun. Ich heiße Betül Şahin. Ich bin 35 Jahre alt. Ich komme aus der Türkei. Ich bin in Istanbul, die größte Stadt in der Türkei, geboren.
Ich bin verheiratet und habe ich ein neunjährige Tochter sowie ein vierjähriger Sohn. Momentan wohnen wir in Potsdam. Nach dem Gymnasium habe ich an der Uni 4 Jahre Physik studiert. Dann habe ich pädagogische Ausbildung absolviert. Danach habe ich insgesamt 4 Jahre als Physiklehrerin gearbeitet. Vor 3 Jahren musste ich meine Heimat aus politischen Gründen verlassen. Jetzt träume ich davon, in Deutschland als Physiklehrerin zu arbeiten. Dafür muss ich meine Deutschkenntnisse auf C1 verbessern. Außerdem muss ich in Deutschland meine alle Unterlagen anerkennen lassen. Und es gibt noch eine andere Möglichkeit, um hier zu arbeiten, eine Ausbildung im Physikbereich zu erhalten. In meiner Freizeit sehe ich Film und folge ich Dekorationsseiten bei Instagram und Pinterest. Dafür interessiere ich mich. Das war alles. Vielen Dank. Betül Hocam, sadece bir kendi erfahrumu söyleyeyim size. Buyurun hocam. Politik kısmını bence söylemem hocam. Karşınızda nasıl bir profil çıkacağınızı bilmiyorsunuz. Yani Türk de çıkabilir. O yüzden o kısmı bence tavsiyem silin. Tamam hocam. Ehliyet almak Almanya'da nasıl? Hep böyle izin verme, işte müsaade etme, öncelik verme kuralı gibi. Hep böyle nezaketli bir kavram var. Bence o güzel konuşma ortamını, kendinizi tanıtmayı onunla lekelemeyin. Boş verin, tamam, daha güzel olur yani. Lekeleme demeyelim çünkü sonuçta geçmişim yani. Evet, belki de öyle de demeyelim de her şeyde vardır bir hayır diyelim yani. Anladım. Benim tavsiyem. Her doğru her yerde söylenmez. Anladım. Ya da evet, tam doğru bir atasözü oldu, evet. Tamam hocam, sağ olun. Evet, teşekkür ediyoruz. Leyla hocam, denemek istiyor musunuz? Evet hocam, denemek istiyorum. Tamam hocam, buyurun. Daha önce çalışmadım ama arkadaşlar bayağı iyiler. 10 arkadaşı olduğumu sanmıyorum ama denemek istiyorum müsaadenizle. Ich heiße Leyla. Ich komme aus der Türkei. In Ankara. Ankara ist Hauptstadt von Türkei. Ich bin 40 Jahre alt. Ich habe 2 Söhne und eine Tochter. So, ich bin verheiratet und ich war Beamte in der Türkei und jetzt ich möchte eine neue Ausbildung machen hier, aber jetzt ich bin Hausfrau, weil ich habe ich weil ich schon die Deutschkurs benutze habe. Und meine Hobbys sind spazieren gehen, Bücher lesen und Kitap okumak, Bücher lesen und Musik hören. Bu kadar. Başka ne söyleyeyim? Sprache ne söyleyin hocam? Ha, okay. Ja, ich kann meine Mutter nasıl söyleyecektim hocam, hatırlayamadım. Ich spreche. Ha, okay. Ich spreche fließend Englisch und meine Mutter spricht Türkisch und ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. Gayet güzel hocam. Ama aksanınızı çok zorluyorsunuz hocam ya. Yani düzgün konuşmak için biraz rahat olun bence. Çok kasmayın öyle. O zaman da düzelir yani. Tamamdır. Evet, teşekkür ediyoruz. Başka denemek isteyen var mı? Yoksa Bilde geçelim. Evet, bu dediğim gibi arkadaşlar sınavda benim ve bir başka arkadaşım da gruba yazdı. Onun da sınavında çıkan ya da benzeyen bir tema. Bunu kim denemek ister? Yapacak olan yoksa hocam yapmak isterim. Buyurun Şeyda hocam. Tamam. Auf dem Bild sehe ich einen Mann und eine Frau. Das Thema des Fotos ist Überraschung. Ich vermute, dass sie Ehepaar sind. Das Foto wurde ihm von Zimmer aufgenommen.
wahrscheinlich es ist Sommer, weil sie Sommerkleidung tragen. Sie sehen glücklich aus. Die Frau gibt ihren Mann eine schöne Geschenk. Ich erinnere mich wie an mein Mann. Mein Mann macht mir auch Überraschungen. Das war's. Erfahrung yapın hocam. Foto güzel. Güzel tanımladınız. Hatta fazla bile tanımladınız. Şu ana kadarki konuşmanız hocam A2. Şimdiden sonraki yapacağınız, mesela eşinizle ya da arkadaşınızla alakalı yapacağınız bir tecrübeyi, anıyı 3 cümleyle yaparsanız B1'siniz. Onu nasıl yapıyoruz hocam? Biz genelde böyle tanımlıyoruz hep. İşte tamam, karşıdan bitti. Gelen sorulara bu göre. Bu oldu hocam. Bu oldu. Şimdi de mesela işte benim eşim de bana sürpriz yaptı. İşte kardeşim de bana sürpriz yapar. İşte ne bileyim. Bunun onu gibi söyledim yani, hocam. Mein Mann macht mir auch Überraschungen. Yanlış mı oldu? Ya ben o zaman duymadım. Ich erinnere mich dedim. O bana hatırlatıyor. Ich erinnere mich wie an mein Mann. Mein Mann macht mir auch Überraschungen. Bunu söyledim hocam. Tamam, tamam hocam. Bir cümle daha ekleyin hocam ona. Ne söyleyebilirim diye şu an düşündüm. Yani ben de eşime sürpriz yaparım diyeyim mesela. Hani konuya uygun olsun. Ben de eşime işte armband U almıştım gibi. Fantezi yani. İle gerçek olması gerekmiyor. Mesela geçen sene ben de eşime sürpriz yaptım diyebilirsin. Gibi. Evet. Ich auch letztes Jahr mein Mann eine Geschenk gekauft. Das war alles. Yani bu tecrübe kısmı önemli galiba. Çok önemli hocam. Yani bunu oradaki paylaştığımız PDF'lerde var bu. Bild kısmında. Bild tanımlamak A2. Hatta ben 3 tane B1 sınavına girdim. İkisini kendim girdim. Bir tanesini ilk seferde geçemedim, kaldım. Ondan sonra bayağı bir erfahrım yapınca öğrendik tabii. Acı bir tecrübe oldu bizim için ama. Bizim için de ilk olacak hocam, bakalım hayırlısı. Ama mutlaka bildlerde sonunda ih erinlere mi, hani bana ne hatırlattığını söylüyorum. Eğer böyle şey varsa, işte çalışma ortamı ya da farklı bir aile ortamı falan varsa, orada işte in meinem Heimland, işte bizim ülkemizde de var gibisinden bir şeyler söylemeye çalışıyorum ama o cümleler pek doğru olmuyor bazen. O yüzden çok da karıştırmak istemiyordum açıkçası. Şimdi bununla alakalı dersten sonra ben bir PDF paylaşayım hocam. Eğer bulabilirsem, çünkü bayağı epeyce bir, yani 50'ye yakın doküman var resimlerle alakalı. Orada neyi nasıl tanımlayacağınızla alakalı bir şema da var. Bulabilirsem paylaşayım. Demek istediğimi daha iyi anlatmış olayım yani. Tamam gibi, hocam, yani sağ olun. Ben hatta resmin bir tanesinde, ikinci sınavdı galiba, resimde hiçbir şey anlatamıyorum. Bu benim üçüncü resmimdi bu arada sınav olarak. Pardon, bu ikinciydi, özür diliyorum. Üçüncü oldum. Yani arada iki hafta arayla oldum. Önüm bir resim çıktı. Yani hiç resmi tanımlayamıyorum yani. Resmi tanımlayamıyorum. Ben direkt Erfanung'a başladım. Ve bir önceki şeyden daha fazla puan almışım. Yani bütün olay orada Erfanung hocam. Yani resimde bir şey anlatamıyorum. Resimde bir şey yok. Yani bir şey yok yani resimde. Hocam, ama Hacı Ahmet abinin videolarıyla ben de hazırlanıyorum. Yok, hani sadece onunla kalmayın hocam. Hacı Ahmet hocam iyi anlatıyor, güzel anlatıyor ama yani çok dolandırıyor şahsi kanaatim. Bence daha farklı kaynaklara da bakın. Kendinize göre, çünkü burada evin 13 kişiyiz şu an. Hepimize göre farklı bir tanımlama yapıyoruz yani. Ben mesela buradaki sizin anlattığınız gibi o kadar iyi de konuşamıyorum. Ama anlatmak istediğini anlatınca, Erfarung da yapınca oluyor yani. Erfarung kısmı eksikti hocam. Onu evet, son 15 günüm var. Ona iyi adapte olayım o zaman. Aynen hocam. Ona bir asılın. Olay biter yani. Teşekkürler hocam. Sağ olun. İnşallah hocam. Bir de şey var. Şeyde hocam.
Azra Hocam'ın bildikleri var geçmiş videolarda. Bence onun resimlerini bir izleyin. Çok güzel tanımlıyordu yani o bildikleri. Bakayım hocam. Hı-hı. Geri dönüp bakayım grupta. Başka yapmak isteyen var mı arkadaşlar? Hocam ben yapabilirim. Buyurun, buyurun Umut Hocam. Auf dem Bild sehe ich einen Mann und eine Frau. Sie sehen glücklich aus, weil sie lachen. Meiner Meinung nach sind sie Liebhaber. Die Haare der Frau sind sowohl glatt als auch blond. Sie hat ein blaues ärmelloses Hemd oder Spaghetti. Top an. Sie hat sich geschminkt. Der Mann hat ein großes T-Shirt an. Die Haare des Mannes sind sowohl schwarz als auch kurz. Der Mann hat Bart. Meiner Meinung nach sind sie Liebhaber. Die Frau hält mit ihrer rechten Hand ein Geschenk. Mit der linken Hand bedeckt sie die Augen des Mannes. Ich glaube, die Frau macht ihrem Geliebten eine Überraschung. Die Frau schaut den Mann. Ich finde es ein sehr gutes Gefühl. Ich denke, außerdem sind sie in der Wohnung und das Thema des Fotos ist Liebe. Meiner Meinung nach sollten alle Menschen ihre Lieben überraschen können. In meinem Land überraschen sich Liebende normalerweise gerne gegenseitig. Das ist alles. Umut Hocam teşekkür ediyoruz. Şimdi tam biraz önceki anlattığım gibi şimdi bayanların anlatımı farklı, erkeklerin anlatımı da farklı. Şimdi ben anlatsam ben de Umut Hoca gibi anlatacaktım. Yani ama anlatmak istediğini anlatıyorsun. Şimdi bir soru gelmiş arkadaşlar. Faik Hocam yani sormak istediğin soru yani dersin nasıl işlendiğiyle alakalıysa yani ben hep derslerimi şöyle yaparım. Bu konuşma grubu olduğu için Vorstellung, Bild ve etwas plan. Şimdi sınavda nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Önce Lesen'da başlıyorsunuz. Sonra Hören yapıyorsunuz. Ondan sonra da Brief yazıyorsunuz. Böylelikle Schriftliche bölümü denilen öğleden önceki bölüm bitmiş oluyor. Öğleden sonra ya da ertesi gün şu andaki yaptığımız ders formatı yapılıyor. Önce Vorstellung dedikleri, önce kendinizi tanıtıyorsunuz. İşte adınızı, soyadınızı, mesleğinizi, işinizi, aile hayatınızı anlatıyorsunuz, hobilerinizi anlatıyorsunuz. Ondan sonra Bild'i tanımlıyorsunuz. Size bir Bild veriyorlar. Hem iki partnerinizle birlikte oluyorsunuz zaten. Partnerinize başka bir Bild, size başka bir Bild veriyorlar. O Bild'i tanımlıyorsunuz. Normalde bu her tile için 3 dakikalık bir zamanınız var. Ama 3 dakikayı hiç doldurmadan süre bitiyor. Daha hızlı ilerliyor. 3. bölümde de partnerinizle birlikte konuşma yapıyorsunuz. Size bir tema veriyorlar, konu veriyorlar. O konuyu işliyorsunuz. Yani örnek veriyorum işte birlikte bir parti yapmaktır. Birlikte işte bir Reisen'dir, işte Ausflug'tür, günübirlik bir gezidir. Öyle. Bu tarz böyle bir aktiviteyi birlikte organize ediyorsunuz. Sadece size şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Wollen wir zusammen Reisen örnek veriyorum. Ya da işte Deutsch lernen değil. Ve cümleye başlayın. Zaten önünüzdeki o paragraf var ya, o paragrafı Hacı Ahmet Altıner'in brief temasındaki gibi kendinize uyarlayın. Arkadaşınızla hep birlikte yapacaksınız bu planı. Unutmayın bunu. Hep birlikte. Yani
İşte bu öyleymiş, bu şöyleymiş gibi değil de birlikte planlamanız gereken temalar oluyor. Bütün olay bu hocam. Ama şunu da söyleyeyim. Mesela örnek dersler var, sınavlar var YouTube'da. O örnek sınavları geçen gerçek sınavda da geçer. Yani internetteki dersleri, örnek sınavları geçemeyen sınavda da geçemiyor. Yani geçiyorsanız da çok böyle 1-2 puandır yani. Yani %5 opsiyonlu olmak üzere arkadaşlar gerçeği yansıtıyor. Onu rahatlıkla söyleyebilirim size yani. Sorusu olan? Bir soru sormak istiyorum da hocam. Buyurun hocam. Ben kursa DRK'nın kursuna gitmiyorum ve Hasen'in kursuna gidiyorum. Kendim gireceğim kursa. Dolayısıyla partner seçme gibi bir durumum yok. O durumda nasıl oluyor? Bilginiz hiç fark etmez hocam. Hiç fark etmez. Yani ben de partnerimi orada tanıdım. Yani konuşabiliyorsa sizin için bir avantaj. Ama hiç konuşamıyorsa siz takır takır soruları sormanız gerekiyor. Mesela oradaki punktlar var. Hatta şeyi açayım hocam. Böyle söyleyeyim. Mesela burada 75. Situasyon hocam. Şöyle hafif büyüteyim diyeceğim. Mesela burada diyor ki Van Geneo diyor. Mesela partneriniz konuşamıyor. Fakat siz takır takır hocam bu soruyu sanki o size sormuş gibi ya da siz ona ilk soruyu sormuş gibi siz bunun Van Geneo Zoo deyin. İşte Van Geneo Tak deyin. Oasite deyin. Welchebüşe Kursbuch Gramatik deyin. Yani o cevap vermiyorsa siz bu soruların hepsini ona sorun. Sizin alacağınız puan hocam 90-95 puan olacak. Karşıdaki böyle cevap veremiyorsa ya Natürlich, Wahrhomlich gibi kelimeler yetmiyor. Mutlaka reaksiyon vermesi gerekiyor size. Yani sistem burada şöyle işliyor. Siz bu temayı ilk başlangıcı mesela siz yaptığınızı düşünün. Wollen wir zusammen am Wochenende Deutsch lernen deyin. Ondan sonra karşıdaki kişi de mesela Wahrhomlich dedikten sonra bir buradaki punktlardan Van Geneo Zoo Van deyip sadece Van dese de olur. Bir reaksiyon vermesi gerekiyor. Reaksiyon veremiyorsa siz bunu ich denke am Wochenende deyin mesela devam edin. Sıralamayı bu şekilde yaparak buradaki punktlara değinin hocam. 90-95 puan alıyorsunuz yani. Peki Tevfik hocam benim bir sorum olacaktı da biraz önce ben eşimle etvas plan yaparken ilk girişi yapmak istiyorum. Sınavda da hatta söylemek istiyorum eğer isterseniz ben ilk başlayabilirim diye. Ama girişi şu şekilde yapıyorum. İşte bu Z-Haben'lar var ya hani onları V-Haben diye çeviriyorum. İşte İREM'i Unserem Deutsch kursu şeklinde çeviriyorum. Aynen yazıyı okuyorum. O yazıyı okuyunca işte bana ya böyle yaparsan kalabilirsin dedi. Çünkü sen direkt okuyorsun orada hani girişi. Yok hocam hiç gayet güzel yapıyorsunuz. Zaten oradaki temaya göre yapıyorsunuz ki problem yok. Aynısını ben de yapıyorum. Okumak problem olmaz değil mi orada hani yok hocam, bakarak. Yok olsun. Tamam sağ olun. Zaten ona göre yapıyorsunuz. Ben 91,5 puan aldım hocam. Yani kötü konuşmama rağmen bu temaları sizin şu anda anlattığınız temaya göre giderek 91,5 puan aldım. Daha sonraki ikinci hafta olduğum sınavdan da 93,5 puan almışım. Demek ki sistem işliyor yani. Çünkü ben çok gramatik konuşamıyorum. Yani verbleri unutarak konuşuyorum. Öyle olunca çok ciddi sıkıntı oluyor. Ondan da kesiyorlar adamlar yani. Ama sizin şeyiniz kötü değil hocam. Ama dediğim gibi yani bir önceki ismini de biraz önce söyledim şimdi unuttum. Azra hocamın videolarını bir izleyin hocam. O hep standart kalıpları kullanıyor. Etvas planda, BILT'te ve hiç de takılmıyor. Hazır kalıpları kullandığı için çok şaşılacak bir durum yok. Ben öyle yapmıyorum. Ben anlık, o anlık konuşuyorum. Ama gördüğüm kadarıyla bayan arkadaşlar belli bir formatı tutturuyorlar. O format üzerinden derslerini yapıyorlar. Durum bu. Bir tane bir etvas plan yapalım mı Şeyda hocam? Birisi size
İsterseniz... Olur hocam, gerne. Esma hocam, deneyin bir şey mi hocamla? 3 dakika tamam. Vaktimiz var zaten. Ondan sonra tekrar derse devam ederiz. Yine açarız linki, tamam? Tamam, olur hocam. Hayır Esma. Hocam başlayalım hemen. Ben direkt giriş yaptım. Yabancı partner olmadığı için. Okay. Hallo Esma, wie geht es dir? Hallo Şeyda, es geht mir gut, danke schön. Und dir? Ich auch, danke. Mir geht es gut. Esma, was du das? Wir haben einige Bekannte aus unserem Deutschkurs am Wochenende zu sich nach Hause eingeladen, weil wir gemeinsam Deutsch lernen möchten. Was denkst du darüber? Ja, ich weiß. Unsere B1-Prüfung ist nächsten Monat und wir können Deutsch lernen oder wir müssen Deutsch lernen. Ja, aber Shayda, können wir am Wochenende bei mir Deutsch lernen? Hast du Zeit und Lust? Ja, es wäre toll, Esma. Ich habe Zeit am Wochenende. Aber am welcher Tag? Am Sonntag oder am Samstag? Am Samstag, das passt mir gut. Um 12 Uhr, ja. Shayda, wir brauchen Bücher, Grammatikbücher und Lernmaterial. Hast du etwas Buch? Ja, wir können Kursbuch und Grammatikbuch mitbringen und dann wir arbeiten. Ja, sehr schön. Shayda, unsere Freundin, unsere Bekannte, hat unsere bekannte Internetverbindung, weißt du? Ja, ich weiß, ich weiß, bir dakika, onu, Esma hocam, onu o şekilde sormasak olur mu? Bu welches Lernmaterial diyor ya. Ja, okay. Wir können am Computer oder am Computer benutzen. Deswegen wir brauchen Internetverbindung. Ja, weißt du, unsere Bekannte hat Internetverbindung? Ja, ja. Es wäre toll, Esma. Wir arbeiten mit dem Computer und mit Handy. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Yani evet ve de hayır deseniz yeterli o kısım için. Hı, tamam. Ben sadece cümle fazlalığı olsun diye söylemek istedim. Evet, anladım. O çok karışıklık yaptı. O yüzden şey yaptım. Ya, gibt es Internetverbindung. Okay. Und Esma, kannst du könnten wir essen und getränke kaufen oder mitbringen? Ja, Shayda, das ist nicht gut Idee, weil wir müssen viele Seiten Deutsch lernen. Deshalb wir im Internet oder im Lieferando Pizza bestellen. Was denkst du? Ja, das ist gute Idee. Das großartig, aber ich kann einen Salat und Kuchen backen mitbringen. Kein Problem, keine Sorge. Ja, okay. Danke schön. Bitte schön. Shayda, wenn wir einladen, ja, Esma, wir können unsere Freund unsere Freund Felix einladen. Das passt mir gut, aber das passt dir gut, oder? Ja, das passt mir gut. Deine Freund Felix ist sehr lustig. Sehr lustig. Sehr ja. Nett Menschen. Ja, okay. Shayda, wir bleiben in Kontakt. Ja, ja. Wenn wir eine Probleme und telefonieren wir nochmal Esma, okay?
Ja, okay, okay. Bis bald. Bis bald, tschüss. Tschüss. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hocam çok mu karıştırdık, ne yaptık? Yok yok, yok normal ya. Ya karıştırsanız da yani orada şunu rahat olmanız gerekiyor. Eğer rahat olabilirseniz. Ben unuttum, bunu bilmiyorum. Anderes zat was ya da ne demek istiyorsun gibi böyle hani doğal olmak gerekiyor ya. Ona bile adamlar not veriyor. Evet. Yani reaksiyon verdiğiniz Almanca için. Tepki verebilmek gerekiyor değil mi? Tabii 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 aynen. Bir de Esma hocam şu çok fazla bir şeyler söyleyip karıştırmak da galiba iyi olmuyor. Çünkü karşı taraf anlıyor mu anlamıyor mu onu da bir düşünmek lazım. Yani ne bileyim bence hani biraz ya kolay mı konuştum ki diye ben hatta korkuyorum böyle. Aslı hocam. İnternet bağlantısı Verbindung kelimesi bilindik bir kelime. Yani Deutsch kursuna gidenler o sınav kitap okul kitaplarında, ders kitaplarında bunu görüyor bu kelimeyi. Evet yani evet o kelime aslında yabancı bir kelime değil ama o esnada ben nasıl cümle kuracağımı bilemediğim için sürekli unuttum. Evet normal ama hocam yani deneye deneye öğreneceğiz. Evet, ama Şeyda hocam karşınıza çıkan da hep kolay konuşacak değil sınavda. Bir de onu da düşünmek lazım. Tabii. Yani, evet partnerimi yani, bilmiyorum zaten kim. Yani onun için bence böyle daha iyi oldu sizin için. Hani nasıl bir şeyle karşılaşabilirsiniz belli değil. Yani öyle durumlarda hocam kıvırabileceğiniz şekilde ya da was bedeutet this the word falan deyip direkt arkadaşınıza hani açıklamasını isteyebilirsiniz. Eğer o kelimeyi anlamadıysanız. Aynen evet, doğal olun, doğal olun dedim ya. Siz doğal olursanız karşılığını görüyorsunuz onu. Rahat olun yani. Evet, başka kim denemek ister? Ben deneyebilir miyim hocam? Tabii ki hocam, buyurun. Petr hocam, siz de eşlik edin. Hocam, başka arkadaşımız var, Sofya Cümeli. Evet, başka arkadaş kim eşlik etmek ister? Hacer abla siz eşlik edin. Ya ben şimdi sınava girdim hiç. Başımı ağrıtmayayım dinleyeyim böyle. Sonuç bekliyorum sonra. İyi hadi bakalım tamam olur inşallah. Kalırsam devam. İnşallah. Evet kim denemek ister? Hocam partner yoksa yapabilirim. Hocam. Kimse yoksa ben de girelim. Tamam. Buyurun hocam deneyin. Hocam ben başlayabilir miyim? İsminiz neydi ya? Ben göremiyorum burada da kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Ben yeni katılıyorum. İsmim Şeyma. Tamam Şeyma. Siz mi başlayın ben mi başlayayım? Nasıl yapalım? Sizin isminiz nedir? Umut. Umut Bey tamam. Ben başlarsam sevinirim. Tamam buyurun siz başlayın. Hı hı. Hallo Umut, wie geht es dir? Hallo Şeyma, gut danke und dir? Mir geht es auch gut, danke. Ich habe unsere Freunde vom Deutschkurs am Wochenende zu mich nach Hause eingeladen, weil du weißt ja, wir müssen Deutsch lernen. Hast du Lust? Ja, ich habe Lust und da stimme ich dir zu. Kannst du mir sagen, wann wir uns treffen? Wir können uns am Wochenende treffen. Hast du Zeit am Wochenende? Ja, ich habe Zeit, aber welcher Tag passt zu dir? Wie wäre es am Sonntag? Am Sonntag ja leider nicht, weil immer am Sonntag ich spaziere und schwimmen. Das ist, passt mir nicht gut. Am Samstag, was denkst du darüber für am Samstag? Ja, am Samstag habe ich Zeit, aber nicht so viel, okay. Weil ich
Mit meinem Sohn die Hausaufgabe machen müssen, machen muss. Aber um 3 Uhr passt mir gut. Was hältst du davor? Okay, das ist gute Idee, kein Problem. 15 Uhr, ja, um 15 Uhr Nachmittag. Okay, ja. Das ist passt mir gut, kein Problem. Okay. Welche Bücher brauchen wir? Ja, ich denke, das wäre besser. Wir können aus dem Grammatikbuch arbeiten. Okay. Was denkst du darüber? Ja, ich brauche viele Grammatikübungen. Okay, das ist gut. Ja, das passt mir gut. Welche Lernmaterial können wir benutzen? Ja, ich denke, dass du und wir nutzen, wir gerne das Internet nutzen. Hast du einen Laptop? Ich habe einen Laptop, aber es ist zu klein. Aber wir können mit dem Laptop arbeiten. Okay, das ist gut. Ja, das ist klein, aber das ist für mich so gut, kein Problem. Okay, dann können wir über das Internet arbeiten. Dann bringst du deinen Laptop mit. Ja, okay, vielleicht möchten wir etwas essen. Was denkst du darüber? Ja, natürlich. Wir können einen Kuchen essen und vielleicht kannst du eine Getränke kaufen? Ja, ich kümmere mich um Getränke und Cola oder was denkst du darüber? Der Saft gefällt mir. Okay. Umut, ich habe unsere Freundin Ayşe eingeladen. Wenn du eine Freundin eingeladen möchtest, natürlich du kannst mit unsere Freundin kommen. Okay, jetzt Ali auch möchte kommen und sollen wir ihn auch einladen? Was hältst du davon, Ali und Ayşe, ja? Ja, Ali und Ayşe, du kannst Ali und Ayşe mitkommen. Egal für mich, kein Problem, alles in Ordnung. Okay. Am Samstag um 3 Uhr. Okay, wir haben alles gesprochen. Ich muss gehen, da ich einen Termin habe. Einen schönen Tag noch. Wir sehen uns am Samstag um 15 Uhr, okay? Okay, passt mir gut. Okay, tschüss. Wir haben alles gesprochen. Tschüss, bis bald. Bis bald. Evet, gayet güzel. Başarılı bir konuşmaydı. Sadece biraz daha kısaltmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani 2 dakikada bitmesi gerekiyor. Normalde süre 3 ama hiçbir zaman 3 dakika konuşulmuyor. Zaten konuştuğunuzu anladıkları an size durun diyorlar. Durduruyorlar yani. Hocam burada kaç dakika sürdü şu anda? Yani 5 dakika olmaması lazım değil mi? Yani dakika net tutmadım hocam ama yani 2-3 dakikadan fazla sürdüğünü düşünüyorum yani. Emin değilim ama öyle düşünüyorum. Yani hocam çok heyecan oluyor. Benim ilk denemem. Kusura bakmayın. Bilmiyorum nasıl yorumluyorsunuz ama. Yok gayet güzel hocam. Sanki. Yok gayet güzel hocam. Evet ilk denemem. Kusura bakmayın tekrardan. Hocam kusurluk bir durum yok. Şöyle ben X etvas planına girdiğim zaman da adımı söyledim forestry kısmında. Başka hiçbir şey söyleyemedim. O kadar heyecanlandım ki anlatamam size yani. Bırakın konuşmayı.
Bilde önüme koydular. Bilde anlattım. Ama etfas plan kısmında yine heyecanlandım. Arkadaş bana takır takır soruları soruyor. Ben bir cevap veremiyorum yani. İşte o yüzden bir önceki videoda anlattım. Yani partnerim 89 aldı. Ben 62 aldım. Yani konuşmadığım halde onu aldım yani. Niye? Çünkü Forsenik ve Bild'de bir şekilde bir şeyler yaptığın için. Konuşabilmek çok önemli. Ya reaksiyon verebilmek, soru sorabilmek çok önemli. O yüzden konuşmak lazım arkadaşlar. Şimdi grupta 600 küsür kişi var. Ama baktığımız zaman da konuşmak en zor sanat zaten. Şeyde hocam yani emin olun hiç şey yapmayın. Böyle kendinize tabii konuşamıyorum, konuşuyorum vesaire hiç öyle düşünmeyin. İnşallah güzel olur. İsimleri karıştırdım galiba ben. Şeyma hocam değil mi? Evet. Yanlış söyledim. Tamam. Evet, klasik erkek işte. Her şeyi karıştırıyoruz yani. Evet arkadaşlar, başka denemek isteyen var mı? Hilal hocam, siz Hilal ve Leh hocam var burada isimleri, nickleri. Denemek ister misiniz? Hocam teşekkür ederim. Ben daha çok yeniyim. Biraz alışmam lazım. Ama çalışıyorum sizin sayenizde. Tamam hocam, kolay gelsin. Başka denemek isteyen var mı arkadaşlar? Anlaşıldı. Herkesin kotası doldu herhalde. Sorusu olan var mı? Hocam Auf'tan Bild'i yapabilir miyim? Geçtik ama onu. Yok yaparız. Problem yok. Hocam aslında bir de siz yapsanız sizden de dinleyebiliriz aslında Bild'i. Hocam ben konuşma yeteneğim çok zayıf ya. Hocam bile halen şu anda diyor ki konuşma zayıf sizde diyor. Dedim hocam ben bu kadarım dedim. Yani ben de yapamıyorum çok iyi. Yani kağıt üzerinde bir şeyler yazıp çiziyoruz. O anda böyle bir yoğunluk oluyor konuşuyoruz ama ben de rahat konuşamıyorum yani. Mesela Umut hocam maşallah çok güzel konuştu. Ben Umut hoca kadar bile şu anda kendimi ifade edemiyorum yani öyle. Takır takır anlatamıyorum. Estağfurullah hocam, bizi yetiştiren siz oldunuz. Sağ olun. Ya işte ben kendime fayda edemiyorum işte. Problem orada. Ben de ders notu, materyaller, ondan sonra oturup çalışma, onlarda bir sıkıntı yok ama daha yavaş anlıyorum yani. O yüzden bu. Çok iyi izah edemiyorum ben de yani. Durum bu arkadaşlar. Başka denemek isteyen? Bir resmi açtım ben. Resim gözüküyor mu Şemi hocam? Evet gözüküyor hocam. Hı-hı. Denemek isterseniz buyurun hocam. Auf'tan Bild sehe ich zwei Personen, einen jungen Mann, eine junge Frau. Sie befindet sich vermutlich im Wohnzimmer. Die Frau hat lange blonde Haare. Ich kann nicht gut sehen, aber vielleicht trägt sie eine blaue Bluse oder ein blaues T-Shirt. Der Mann hat kurze braune Haare und braune Bart, braunen Bart. Er trägt ein graues T-Shirt. Die Frau hat ein Geschenk gekauft für ihren Mann. Ich denke, dass sie ein Paar sind. Vielleicht sind sie verheiratet. Und ich nehme an, der Mann hat einen Geburtstag. Deshalb
gibt die Frau ihrem Mann ein schönes Geschenk. Das Thema des Fotos ist Geburtstag. Die Frau macht eine Überraschung für ihren Mann. Das Foto erinnert mich an meinen Sohnsgeburtstag. Letztes Jahr haben wir meinen Sohnsgeburtstag gefeiert. Das war sehr schön. Wir haben ein kleines Geschenk gekauft. Wir haben ihm ein kleines Geschenk gekauft. Und wir haben unsere Familie, Bekannten und Freunde eingeladen. Mein Sohn hat viele Geschenke bekommen. Ein gutes Buch, ein Armuhr, eine elegante Jacke, viele Geschenke bekommt. Ja, das war alles. Şema Hocam gayet başarılı. Niye endişeniz oldu ben anlayamadım ya. Ya hocam ben zaten biraz böyle heyecanlı biriyim. O yüzden biraz zorlanıyorum. Bir de ilk defa böyle ya kursta falan konuşuyoruz ama artık alıştık, bir yıldır arkadaşlarımızı tanıyoruz falan. Ama burada şimdi hiç tanımıyorum, kimseyi görmüyorum. Tanımadığım insanlara hitap etmek biraz bana zor geliyor. Biraz utanıyorum öyle. ama şunu söyleyeyim hocam. Sınavdaki heyecanı yatıştırmanın en iyi yolu bu dersler. Evet, o yüzden zaten kendimi tanıdığım için hani böyle belki biraz üzerimdeki titreşim ve heyecanı atarım. Aynen. Emin olun çok faydasını göreceksiniz hocam düzenli katıldığınız zaman da. Daha sonra siz de şaşıracaksınız. Hatta bazı arkadaşlar şunu da anlattılar. Yani dedi okula gidiyorum, hoca bile bir farklı konuştuğumu söylüyor diyor. Şimdi burada siz mesela isteseniz de istemeseniz de bu da Şeyda hocamdan, işte Umut hocamdan, Esma hocamdan kelimeleri kaptınız. Şimdi bunu 3-5 gün sonra sizde de bu değişim olacak. Aa, şu kalıp cümle çok güzelmiş. Aa, bu böyle bu kalıp tam buraya uygun bir cümle diyeceksiniz. Derste görüyorsunuz, burada görüyorsunuz. Hepsi birden güzel bir temayı oturtmuş oluyorsunuz. İnşallah hocam. İnşallah güzel olacak. Evet arkadaşlar, başka sorusu olan var mı? O zaman bu akşamki dersimizi sonlandıralım arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz hocam. Hayırlı akşamlar. Böyle de güzel oldu hocam. Güzel. Yani dersin videosunu da atacağım linkini. Oradan da yine dinleriz kendimizi. Bakalım ne kadar pot kırmışız diye. Görürüz yani. Tamam arkadaşlar. Ben de şeyi atıyorum. Şeyde hocam size bahsettiğim bir kitap var. O kitabı paylaştım. Tamam hocam. Lezim ve Schreiben diye. İnşallah güzel olur. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Böyle de güzel oldu hocam. Sık sık bekleriz. Vallahi bizim de çok dersler çok yoğun hocam. B2'de yani çok başka bir level. Yani bu bildiğiniz, konuştuğunuz kelimelerin hepsini unutun. Yani başka bir kelimeler konuşmanız gerekiyor. Hoca beğenmiyor. Yani bu diyor A1, A2 diyor. Yani level şimdi B1'i görmediğimiz için hiç level'ı birden yükseltiyorlar. B1'i görmeden B2 oluyorsun. Aslında bu hep tartışılan bir mevzu. Yani normalde B1 hiç görmüyoruz. B1'i görmeden direkt B2 alıyoruz burada. Öyle olunca da çok ne kadar başarılı oluyor bilemiyorum yani. Hocam bir de şey sorayım. Lezen'le alakalı testler var mıydı sizde? Yoksa ben atabilirim gruba.
Abi şeyde var zaten o Umut Hocam. Tamam. YouTube'da var. Tamamdır hocam. Ben daha önceden de paylaştım linklerini. Çünkü rahat tamam. rahat orada sesli var. Çünkü birden kalıp olarak yapılması gerekiyor ya, bütün olarak. Lazen, Burn olarak. Yoksa var. Herkes de var ama dediğim gibi orada rahat rahat yapabilirler yani. Çünkü 19 tamamdır tane hocam. Test var arkadaşlar. 19 tane testi yani 10 tanesini bile yapsanız, sınava girseniz eğer oradan 35 tane yapıyorsanız her testte Hörün ve Lazen kısmında olay bitmiş demektir. Yaparsınız yani gerçek sınavda da. Gerçek sınavda da eğer deneme sınavlarında 35 yapıyorsanız gerçek sınavda 36 ile 38 arasında puan alıyorsunuz. Bu gerçek yani. Hocam bu bahsettiğiniz dokümanlar bölümünde mi? Yok. Grubun. Şeyde YouTube'da var hocam. YouTube Pürfünk dediğiniz zaman da çıkıyor zaten. Ama grupta da var yine linkler ama tabii yani bilmiyorsanız bulmak da zor olabilir. Ama hocam, atarım. Paylaşırım. Da. Hocam hörünler yapılıyor. Bu Basel Basel Mazarza diye birisi var. Arap birisi. Onun hörünleri yapılabiliyor. Lezenler biraz zorluyor ama. Çünkü sürekli aşağı in çık oluyor. O da biraz zorlayabiliyor. O yüzden ben PDF şeklinde çıktı alıp test kağıt üzeri çözmek daha rahat geldi bana. Ya o da olabilir hocam. Orijinalinden bakmak isterseniz bütün kütüphanelerde, biblioteklerde var. Deneme kitapları var. Onu alın. Bir ay boyunca zaten sizde kalıyor. Deneyin rahat rahat. Orijinal, renkli deneyebilirsiniz yani. Bunu da yapabilirsiniz. Her kütüphanede var. En küçük ştatlarda bile var yani. Evet. Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben sağ teşekkür olun. Ederim. Herkese hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar.